Görmüş olduğunuz basitleştirilmiş bir atom modeli. Atomun merkezindeki çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Ama aslında bunlar biraz sıkıcı çünkü çoğu zaman sadece burada oturup bekliyorlar. Bu göstergenin asıl yıldızı elektronlar. Bütün eğlenceli şeyi elektronlar yapar. Etrafı dolaşır, oradan oraya zıplar, başka atomlarla bağ kurarlar. Bu kesikli çizgiler elektronun atomun içindeyken sahip olabileceği farklı enerji seviyelerini temsil ediyor. Bu enerji seviyelerini bir enerji seviyeleri diyagramıyla gösteriyoruz. Enerji seviyeleri diyagramı her seferinde çevresinde çemberler olan bir atom çizmeden elektronun sahip olduğu enerjiyi gösterebilmemizi sağlıyor. Diyelim ki uydurduğumuz bu atomun elektron enerji seviyeleri 0 elektron volt, 4 elektron volt, 6 elektron volt ve 7 elektron volt olsun. Eğer enerji seviyeleri diyagramında sağa veya sola gitmenin bir anlam ifade etmediğini fark ettiyseniz, teknik olarak enerji seviyeleri diyagramında aslında x ekseni diye bir şey olmadığını da söyleyebilirsiniz. Ama biz güzel gözüksün diye yine de çiziyoruz. Önemli olan elektronun hangi enerji seviyesinde olduğu veya nerede yanlış bulunduğu. Dikkat edin. Buradaki uydurma atomumuzda elektron yalnızca 0 elektron volt ve 4, 6 veya 7 eV enerjiye sahip olabilir. Bu arada işimizi biraz daha kolaylaştırsın diye elektron voltun kısaltılmış hali olan eV'yi de kullanacağım. Elektron enerji seviyelerinin aralarında bulunamaz. Yalnızca bir enerji seviyesinin tam üzerinde bulunabilir. Pekala. Diyelim ki elektronumuz 0 eV enerji seviyesinde başlasın. Bu arada bir elektronun bulunduğu atom içerisinde sahip olabileceği en düşük enerji seviyesine temel hal deniyor. Elektronumuz temel halden daha yüksek enerji seviyelerine nasıl geçebilir? Bir elektronun daha yüksek bir enerji seviyesine geçmesi için elektrona daha çok enerji vermemiz gerekir. Ve güzel haber. Bir elektrona nasıl daha çok enerji verdiğimizi biliyoruz. Üzerine ışık tutmamız gerekiyor, öyle değil mi? Eğer doğru enerjideki bir foton bir elektrona çarparsa, elektron fotonun bütün enerjisini alır ve daha yüksek bir enerji seviyesine zıplar. Temel haldeki bu elektronun bir sonraki enerji seviyesine zıplaması için 4 eV'lik bir enerjiye ihtiyacı var. Yani 4 eV'lik enerjiye sahip bir foton gelir ve bu elektrona çarparsa, elektron fotonun enerjisini emer, fotonun yok olmasını sağlar ve bu elektron bir sonraki enerji seviyesine zıplar. Temel halden bir sonraki enerji seviyesine ilk uyarılmış hal diyoruz. Elektronlar yüksek bir enerji seviyesine geçtikleri zaman orada uzun süreli kalamaz. Eğer şansları varsa düşebildikleri en düşük enerji seviyesine geri düşerler. Dolayısıyla elektronumuz temel hal durumuna geri düşecek ve 4 eV'lik enerji kaybedecek. Elektronlar enerjilerini foton yollayarak kaybeder. O zaman bu elektron temel hale düşerken 4 eV'lik bir foton yollayacak. Tabii ki elektronlar her seferinde birer enerji seviyesi atlamak zorunda değil. Temel haldeki elektronumuz 6 eV'lik bir fotonun enerjisini almış olsaydı, o zaman elektron 6 eV'lik enerji seviyesine zıplardı. Şimdi daha yüksek enerji seviyelerinde bulunan elektronların aşağı düşmesi gerekiyor. Ama düşerken birkaç farklı yolda düşebilirler. Bu durumda elektron doğrudan temel haline bir kere de geri düşebilir ve düşerken 6 eV'lik bir foton yayabilir. Ama elektron 6 eV'lik enerji seviyesinden başladığı için önce 4 eV'lik enerji seviyesine de düşebilir ve düşerken 2 eV'lik bir foton yayabilir. 2 eV'lik bir foton yayar çünkü elektron 2 elektron voltluk bir enerji kaybetti. Şimdi elektron 4 eV'lik enerji seviyesinde olduğuna göre yine temel haline geri düşecek ve düşerken 4 eV'lik bir foton yayacak. O yüzden elektronlar bazen birkaç enerji seviyesi birden düşebilir. Bazen de teker teker bağımsız adımlarla inebilirler. Ama düşme yollarından bağımsız olarak bir fotonun enerjisi her zaman elektron enerji seviyeleri arasındaki farka eşit olur. Peki elektronumuz temel haldeyken 5 eV'lik bir foton göndermiş olsaydık? Eğer elektron 5 eV'lik fotonun bütün enerjisini alırsa o zaman 5 eV'lik enerjisi olur. Ama bu izin verilen bir enerji seviyesi değil. Dolayısıyla elektron bu fotonun enerjisini alamaz ve bu foton atomun içinden geçip gider. Unutmayın, atomun içindeki elektron fotonun ya bütün enerjisini alabilir ya da hiç enerjisini alamaz. Fotonun sadece bir kısım enerjisini alıp diğer kısmını almamazlık yapamaz. Tamam o zaman. Şimdi bu atomun enerjisini alabileceği bütün olası fotonları bulabiliriz. Eğer elektron temel halinde ise 4 eV'lik bir foton, 6 eV'lik bir foton ya da 7 eV'lik bir foton enerjisini alabilir.
ve elektron ikinci enerji seviyesinde ise bunu aynı zamanda ilk uyarılmış halde diyoruz. Elektron 2 eV'lik bir foton ya da 3 eV'lik bir fotonun enerjisini alabilir. Eğer elektron 3. enerji seviyesinde ise buna da ikinci uyarılmış hal diyoruz. Bu sefer yalnızca 1 eV'lik bir fotonun enerjisini alabilir. Bu atom yalnızca bu fotonların enerjilerini alabilir. 2,5 eV'lik fotonlar içinden geçip gider. 5 eV'lik fotonlar içinden geçip gider. 6,3 eV'lik fotonlar da aynı şekilde geçip gider. Bunun anlamı, eğer burada uydurmuş olduğumuz atomlardan oluşan bir gaza bütün olası dalga boylarını içeren bir ışık tuttuğunuz zaman bütün dalga boyları sonuna kadar gidemez. Bazı dalga boyları soğurulur ve rastgele doğrultulara savrulur. Bu durum spektrumda kendini siyah çizgilerle belli eder. Bu siyah çizgiler elektronun enerjisini alabileceği kayıp dalga boylarına veya kayıp enerji seviyelerine karşılık gelir. Bu bir atom için parmak iziyle aynı anlama geliyor ve buna atomun soğurma spektrumu deniyor. Eğer siyah çizgilerin aynı bu şekilde bir dağılım içinde olduğunu görürseniz, elinizdeki gazın en azından bir kısmının uydurduğumuz atomlardan oluştuğunu anlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda gökbilimcilerin, her ne kadar örnek alacak kadar yakın olmasak da, evrenimizin nelerden oluştuğunu anlamasını sağlıyor. Tek yapmamız gereken ilgilendiğimiz şeylerden geçerek yansıyan uzak bir yıldızın veya bir kuazarın gelen ışığını toplamak. Ardından hangi dalga boylarının veya enerjilerin kaybolduğuna bakmak. Detayları bundan elbette daha karmaşık ama bu gökbilimcilerin sahip oldukları en güçlü şey. Atomun üzerinden geçen ışıktan aldığı enerjiye veya dalga boyuna soğurma spektrumu demiştik. Bir de emisyon spektrumu diye bir kavram var. Bir atomun elektronların enerji seviyesi düşmesiyle yayabileceği bütün dalga boylarına veya enerjilerine emisyon spektrumu diyoruz. Bir elektronun bütün farklı düşme olasılıklarını hesaplayabilirsiniz. Ama soğurma spektrumunda elde ettiğimiz enerjilerle aynı enerjileri bulacağımızı fark edeceksiniz. Öyleyse uydurduğumuz atomlardan oluşan gazın içinden ışık geçirmektense içinde aynı uydurduğumuz atomlardan oluşan bir kabımız olsun. Üzerlerinden elektrik akımı geçirelim. Elektronları uyarıp daha yüksek bir enerji seviyesine çıkaralım ve daha düşük enerji seviyelerine düşmelerini sağlayalım. Bu arada neon ışıklarında bu durumu gözlemleyebilirsiniz ve eğer bir laboratuvar ortamındaysanız gaz boşalma tüplerinde de bunu görebilirsiniz. Emisyon spektrumunda birkaç çizgisi eksik bütün manyetik spektrumu değil, sadece atomun enerjisini aldığı fotonların enerjilerine karşılık gelen birkaç çizgi bulunuyor. Bu arada bir şeyi itiraf etmem gerekiyor. Bir fizikçi bu videoyu izlediğinde bu söylediklerim onu çok kızdırabilir. Çünkü bir atom içindeki elektronların alabilecekleri enerji değerleri pozitif olamaz. Bir atom içindeki elektron negatif enerji değerleri alabilir. Çünkü elektronlar atoma bağlıdır. Eğer herhangi bir şey başka bir şeye bağlıysa toplam enerjisi negatif olur. Bunu bir top örneği üzerinden gösterebiliriz. Topun çukurun dibinde sıkışıp kaldığını düşünelim. Eğer top hareket etmiyorsa kinetik enerjisi yoktur. Yer seviyesini h eşittir 0 seviyesi olarak kabul edersek bu topun negatif yer çekimi potansiyel enerjisi olacak demektir. Toplamda topun enerjisi negatif olduğu için topumuz çukurun dibinde kalmak zorunda olacak. Ama birisi bu topa yeterince enerji verip toplam enerjisini pozitif yaparsa top ancak o zaman çukurdan çıkabilecek ve artık çukurun dibinde kalmak zorunda olmayacak. O zaman uydurma atomumuzu biraz daha gerçekçi yapmak için bütün enerji seviyelerinden 10 elektron volta çıkaralım. Bu işlem aslında hiçbir şey değiştirmiyor. Elektronun -10 eV'lik temel halden -6 eV'lik ilk uyarılmış hale geçmesi için yine 4 eV'lik bir fotonun enerjisini alması gerekiyor. İnsanların aklı bazen negatif işaret görünce karışabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Soğurulan veya yayılan fotonun enerjisini bulmak için her zaman yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine çıkarırız. Dolayısıyla bu durumda -6 eV'den -10 eV'ye çıkarmamız gerekir. Bu da bize bir elektronu bu enerji seviyesine çıkarmak için 4 elektron voltluk bir foton gerekli olduğunu söyler. Aynı şekilde bu seviyeden düştüğü zaman da 4 elektron voltluk bir foton yayacağını gösterir. Uydurma atomumuzda gerçek dışı olan başka bir şey de gerçek atomların en yüksek enerji seviyesi -3 eV'de bitmez. Gerçek atomların enerji seviyeleri 0 eV'ye doğru sürekli yaklaşır. Peki,
Bir elektron 0 eV'den daha fazla bir enerji alırsa ne olur? Bir elektronun 0 eV'den daha fazla enerjisi olursa o zaman pozitif enerjisi olur. Ve eğer pozitif enerjisi varsa artık atoma bağlı olmaz. Gitmekte özgür olur, uçup gider. Böyle bir durumda atomdan bir elektron koparak atomu iyonlaştırdığımızı söyleriz. Mesela elektron başlangıçta -4 eV'lik enerji seviyesinde olsun ve 7 eV'lik bir foton enerjisini alsın. Bu elektronun toplam +3 eV'lik enerjisi olur ve atomdan dışarı uçup gider.